imza maddesi Prens Bey. 5393 sayılı belediye kanunu 8. maddesi gereği belediyenin mücadele alan sınırları içerisinde bulunan aşağı köy köyünün belediyemize katılma talebinin görüşülmesi. Bunun hakkında bilim yetkilimizden açıklamalı. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Birleşik Devlet Seçim Bilim Değişikliği Müdürlüğü'nün 27.10.2022 tarih ve 4.870.700 sayıda ilgi yazılarına istinada Bilecik Merkez Aşağı Köy Bilecik Belediyesi Mahallesi olma talebiyle 5.393 sayıda belediye kanunu 8. maddesi gereğince ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından 16.2022 tarihinde halk oylaması yapılarak halk oylamasının olumlu çıkması neticesinde 30 gün içerisinde belediye meclisinde görüşülmesi istemektedir. 5.393 sayıda belediye kanunu 6. ve 8. maddesine istinaden Aşağıköy köyünün idare sınırlarının Bilecik Belediyesi sınırları içine alınarak mahalle yapılması konusunda görüşmek üzere belediye meclisine havalesini hazırlıyorum. Konu hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Biz mahalle olması taraftarıyız. Vatandaşımızdan çünkü bir kadarı %82 evet oyu çıkmış. Vatandaşlarımız bu talebine karşılık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve onların da belediye hizmetlerinden yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Başkan Bekir, Bilecik'e ilk yer günü aşağı köye yerleşmişimler. Benim ihmalim orası, bu köyü orası. Üç sene yaklaşıklarına kaldım. Güzel konuştular, güzel dostlar gelmiştim. Burada hepsine saygılar söylüyorum muhtarım kararına. Köy adına mahalle olmak için almış olduğu kararı bize kabul edeceğiz. Bunlar kabul etmişler. Bize de oylama düşer. Hayırlı olmasın diliyorum. Teşekkür ederim. Hayır, plan ve bütçe ve imar komisyonuna sevk etmek istiyorum. Orada bir değerlendirdikten sonra perşembe günü nihai kararımızı verelim istiyorum. Başkanım, şimdi 5.390 sayılı maaşıya göre, kanuna göre 8 maddesine göre bizim bir noktada oynamamız lazım. Hayır. Ondan sonra 6. maddeye de diğer iş imara göndermemiz lazım. Önce 8. maddeyi uygulamamız lazım. 8. maddeyi bulsunlar, oradan vereceklerimiz. Ona göre bir karar var. Yani yanlış yapmıyor. Yani biz zonlar zeydir, periyodizm bu şekilde yapmıştık. Önce oynadık, ondan sonra imar kurumlarına geçtik. Bugün burada bunu oynamamız lazım. Komisyona gitmek için. Komisyona gitmek için oynayabiliyoruz diye biliyorum. Yok, komisyona gitmek değil. Önce 8. madde yapacağız, ondan sonra 6. madde yapacağız. Tabii takdir meclisin komisyona gönderme, yerden fazla komisyona gönderme de başkanın yetkisinde. Takdir meclisin nasıl kararlı olduğunu istiyorsunuz? Söz alabilir miyim başkanım? Zaten mücadele alan içinde bulunan bir yer. Bildiğim kadarıyla yani bu hizmetten neden biz bunu komisyonu gönderiyoruz ve halkın da zaten %8'e oy olarak oyunu almışız. Yani neden bunu erteliyoruz diye neden süreç uzatıyoruz ki böyle? Şimdi şöyle, burada özellikle komisyonu sevk etmek istiyorum. Çünkü komisyonda imarsal olarak da plan ve bütçe olarak da değerlendirmenizi istiyorum. Evet, kabul edeceksek tabii ki hep birlikte kabul edeceğiz. Bu konuda olumsuz bir görüş yok. Ama bir çalışılık üzerine perşembe günü oynamak istiyorum. Yürü. Süreci uzatmayalım o zaman. Başkanım. Zaten perşembe günü kararımızı vermiş olmak zorundayız. Komisyona gitmeden, yani oynamadan sonra komisyona gitsen değişir peki? Bakın şimdi şöyle, biz burada mahalleye katılmayı koyuyoruz. İmar gitsin. Yani ama sonrasında değerlendirme hiçbir anlamı yok. Biz imar olarak da, plan bütçe olarak da hepsini bir tartalım, komisyonlarımız çalışsın. Ardından da perşembe günü burada komisyon kararımızı değerlendirelim. Bir önce yetkililerimizden... Bakın bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra bakın konuşmanın burada uzatmanın bir anlamı yok. Haklısınız. Burada siz hemen oylamak istiyorsunuz. Bunlar komisyona gitmesini istiyor. Ben de komisyona gitmesini istiyorum. Elbette komisyonumuza gönderelim. Gerekli çalışmalarımızı yapalım. Ardından da burada hep birlikte oylayalım istiyorum. Bilim yetkilimizin açıklamalarını da belirtmek üzere. Elbette buyurun. Evet Sayın Başkanım. Aşağıköy yetkili şöyle bir noktaya getirmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Bir an önce Aşağıköy'ün referandumuna olumlu veya olumsuz bir cevap vermek istiyorlar. Tabi burada öncelikle biraz amiyane olacak bir tabir ama hani öyleyse gözünün önünden kütük kapmak diye bir tabir vardır Türkçe'de.
15 yıldır tek başına iktidarın belediyesinde o konuda hiçbir şekilde Aşağıköy'ün gündemine dahi girmemiş. Biz şu an gayet sıcak bakıyoruz. Aşağıköy'ün hemşehrilerimizin kararını zaten söylüyoruz. Bunun da bir an önce hayata geçmesini arzu ediyoruz. Tabii şöyle bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Sanki biz bunu reddedecekmişiz gibi bir... Hayır, başka bir şey yok. Hiçbir arkadaşımızın olumsuz bir görüşü yok ama birkaç konu var atladığımız, bütçemiz ortada, fiyat artışları ortada. Bu yıl sonuna kadar Aşağıköy'ü aldığımızda neler yapacağız? Ardından önümüzdeki yıl neler yapacağız? Biz sözlerin havada kalmasını istemiyoruz. Vaat ettiğimizi de yapmak istiyoruz. Ama olumsuz bir şey de yok bunda. Yani oldu bittiği gibi bir duruma gerek yok. Perşembe günü isterseniz komisyon adresi de varsa Zahmet Bey. Kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla
kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, Başkentköy muhtarımız da burada. Muhtarım 30 yıl beklettiler. 3 gün daha biz istiyoruz. 3 gün istiyoruz senden. Teşekkür ediyoruz.